Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin salat. Altıncı esas 19. suretiyle beyan edilmiş. Fakat o efsaf ve ahval-i galibi beşeriyetine bakar. Halbuki o zat-ı mübarekin şahs-ı manevisi ve mahiyeti kutsiyesi o derece yüksek ve nuranidir ki siyer ve tarihte beyan olan efsaf o bağlı akamete uygun gelmiyor. O yüksek kıymete muvafık düşmüyor. Şimdi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ahval ve efsafı, halleri, vasıfları siyer ve tarih kitaplarında beyan edilmiş. Fakat o efsaf ve ahval-i galibi beşeriyetine bakar. Yani siyer kitaplarında peygamberimizin halleri, vasıfları anlatılmış ya abi. Daha ziyade Üssü Hazretleri o anlatılan beşeri şahsiyetiymiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın halbuki o zat-ı mübarekin şahs-ı manevisi, nebevi şahsiyeti ve mahiyeti kutsiyesi, Nur Muhammed şahsiyeti o derece yüksek ve nuranidir ki siyer ve tarihte beyan olunan efsaf o bağlı akamete uygun gelmiyor, o yüksek kıymete muvafık düşmüyor. Yani peygamberimizin halleri, vasıfları siyer ve tarih kitaplarında beyan edilmiş. Fakat onlar beşeriyetini anlatıyormuş. Şahs-ı manevisine, nebevi şahsiyetine ve mahiyeti kutsiyesine böyle siyer ve tarihte anlatılan evet, o efsaf, o bağlı akamete uygun gelmiyor. Yani mesela bu bizim Türkiye'yi düşünelim. Abi. Biraz daha genişletelim Almanya. Biraz daha düşünelim böyle dünyayı düşünelim. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci ve üçüncü şahsiyetini anlatan kitapla da olsa abi gene anlatamaz layıkıyla. Neden? Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kainatın çekirdeki aslisi yani. Hamit abi. Siyer ve tarih kitaplarında beyanılan o vasıflar peygamberimizin beşeriyetiymiş yani. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 23 sene tebligat yapmış. Siyer ve tarih kitaplarında anlatılan daha ziyade Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nerede doğdu, annesinin ismi, babasının ismi, ondan sonra katıldığı savaşlar, Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı değil mi? Onun katıldığı gazveler. Yani ekseriyetle Peygamberimizin bu yöne nazara verilmiş siyer ve tarih kitaplarında. Nebevi şahsiyeti ve Nur Muhammedi şahsiyeti o kadar yüksekmiş ki siyer ve tarihe sığmazmış yani siyer ve tarih kitaplarına göre abi. Şimdi şöyle ben şuradan okuyacağım biraz. Şimdi bu İşaret-i İcaz'da nübüvvet bahsi var abi. Buradan biraz okuyacağım. Hem de nübüvvetin de izahı yapılmış olacak. Nübüvvet nedir? Nübüvvet kaça ayrılıyor? Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mahiyeti kutsiyesi burada nazara verilmiş. Buradan devam ediyorum. Kitabın evvelinde beyan edildiği gibi Kur'an-ı Kerim'in takip ettiği esas maksatlar dörttür. Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak inzal etmiş. Kur'an-ı Kerim'in maksadı esasisi dört. Tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet. Birinci maksadı olan tevhid evvelki ayetle beyan edilmiştir. Bu ayetle de ikinci maksadı olan nübüvvet beyan ve izah edilmiştir. Yalnız bir şey var ki bu ayet nübüvvet-i Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ispatı hakkındadır. Nübüvvet-i mutlaka hakkında değildir. Halbuki maksat mutlak nübüvvettir. Fakat külli cüz'i de dahildir. Cüz'ünün ispatıyla külli de ispat edilmiş olur diyor. Şimdi bu İşaret-ül İcaz'da nübüvvet hakkındaki bölümde bir ayet var. O ayet nübüvvet hakkındaymış. Kitabın evvelinde tevhidden bahsedilmiş. Bu ayette de nübüvvet anlatılacakmış. Nübüvvet Risale-i Nur'un geneline baktığımız zaman iki şekilde nazara verilmiş. Bir, nübüvvet-i Muhammed'in ispatı. İkincisi de nübüvvet-i mutlakanın ispatı. Şimdi nübüvvet-i mutlaka ne? Nübüvvet-i Muhammed'i ne? Nübüvvet-i mutlaka Üssü Hazretleri şöyle izah ediyor. Karıncayı emirsiz, arıları yasupsuz bırakmayan kudreti ezeliye elbette beşeri insanları nebisiz bırakmaz diyor. Yani Cenab-ı Hak
bütün her şeye bir rehber tayin etmiş. Arılara arı beyi tayin etmiş. Karıncalara karınca beyi tayin etmiş. 12 tane gezegene güneşi imam yapmış değil mi? 12 tane gezegen güneşin etrafında dönüyor. Şimdi cihazları, hissiyatları, latifeleri fazlaca olan insanı başıboş bırakır mı? Ona da o manada bir rehber önder tayin etmiş. Bu nübüvvet-i mutlakaymış yani. Allah'ın rehber tayin etmediği, önder tayin etmediği İbrahim abi hiçbir mahluk yokmuş abi. Karıncalara karınca beyi, arılara arı beyi ilahir. Her şeye bir rehberi önderi var yani. İnsanlara da peygamber tayin etmiş. Nübüvvet-i mutlaka dediği bu. Bir de nübüvvet-i Muhammediye Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın abi işte nübüvvet geldiği zamanki ve irhasat denilen nübüvvetinden önceki hallere. Peygamberimizin ispatı. Peygamberliğinin. Şimdi diyor ki bizim konumuz halbuki maksat mutlak nübüvvettir. Nübüvveti mutlaka hakkında değildir. Fakat külli cüz'i de dahildir. Cüz'inin ispat edilmesiyle külli de ispat edilmiş olur diyor. Şimdi Allah'ın bir kanunu var. Külliyatı cüz'iyete koyar. Bir rububiyet tecellisi var Hamit abi. Her şey de böyledir. Mesela bir ağaç düşünelim. Kül. Cenab-ı Hak o ağacı çekirdeğine derc etmiş cüz. Ağaçta ne varsa çekirdekte var değil mi abi? Bu alemleri, kainatı düşünelim. Kainatta ne kadar alem varsa Cenab-ı Hak o alemleri insana derc etmiş. Kainattaki alemler kül, insan ise cüz. Külü cüze derc etmiş. Mesela bütün ibadetleri düşünelim. Kül. İbadetlerin içerisinde namaz cüzdür. Cenab-ı Hak bütün ibadetleri neye derc etmiş? Namaza derc etmiş. Mesela bütün şehadetleri düşünelim. Abi kül. Cenab-ı Hak o şehadetleri Hacerül Esvet'e derc etmiş yani. Şimdi aynen öyle de nübüvvet-i mutlaka hakikati var. Bir de nübüvvet-i Muhammediye var. Nübüvvet-i mutlaka hakikati kül. Nübüvvet-i Muhammediye hakikati cüz. Cenab-ı Hak bütün o peygamberlerin peygamberliklerine medar olan haller, efsaflar, tavırlar var ya abi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvveti içine derc etmiş. Bizim konumuz evet nübüvveti mutlaka hakkında değil. Nübüvveti Muhammediye hakkında. O yüzden külü cüzi de dahildir. Cüzünün ispatıyla külli de ispat edilmiş olur. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvveti ispat edilirse evet nübüvveti mutlaka hakikate da ispat edilmiş olur diye abi. Anlaşıldı mı? Biraz zor olmadı değil mi abi? Arkadaşlar şey yapsın biraz daha açabiliriz. Evet. Yani nübüvveti mutlaka hakikati her şeyde bir rehber var, önder var yani. Abi. Allah rehber tayin etmedi, önder tayin etmedi. Hiçbir mahluk yok yani. Değil mi? Mesela kovanda bir arı var değil mi? Kraliçe arı. Karıncalarda bir karınca beyi var. Ona göçmen kuşlarda bir rehber var. Yani onları sek ve idare ediyor. Bu insanda da böyleymiş. Fakat bu konu nübüvveti mutlakaya giriyormuş. Ama burada nübüvveti Muhammediye anlatıyor. Peygamberimizi anlatıyor. Halbuki konu o genel nübüvvet ama külli cüze koyduğu için Allah o cüzü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği, nübüvveti anlaşılırsa nübüvveti mutlaka hakikati anlaşılır diyor abi. Fatih Hoca biraz açabilirsin yani bizim anlamadığımız. Ya. Evet. Bakalım. Gene soru sormak isteyen sorabilir. Ya Sorun burayı ben yok hocam. anlamadık diye abi. Ya Nihat Hoca da var onun Şimdi şöyle. Abi şimdi Risale-i Nur hakikatler bir tefsir. Meselelerin hakikatini beyan ediyor. Hani dedik ya beşeri şahsiyetini burada anlatmıyoruz. Çünkü onu daha önce hocalarımızdan, abilerimizden değil mi? Duyduk çok yani. Burada nazara vermek istediği Üsa Hazretleri bunun hakikati yani. Mesela Yunus Aleyhisselam'ı balık yutmuş. Değil mi? Balığın hakikati ne? Bize bakan nefsimizmiş yani. Eyüp Aleyhisselam hastalanmış. O hastalığın bize bakan tarafı neymiş? Günahlarmış abi. İbrahim Aleyhisselam ateşe atılmış. O ateşin bu zamandaki hakikati küfürmüş yani. Yani meselelerin hakikatini beyan ediyor. Bugüne bakan Evet, yüzünden. bize bakan cihetiyle bu nübüvvet-i mutlaka, nübüvvet-i Muhammediye'nin
bize bakan abi, böyle afaka bakan, enfüze bakan cihetini anlatıyor. Belki anlamayabiliriz ama bir dakikasını anlasak, beş dakikasını anlasak, bir iki kelime anlasak bereket versin yani. Çünkü her zaman bu dersler olmuyor yani. O yüzden ne kadar istifade etsek azdır yani. Birinci mesele. Enbiya-i Salif'inde nübüvvete medar ve esas tutulan noktalar, Enbiya-i Salif'in dediği 124 bin peygamber var. 124 bin peygamberin nübüvvete medar ve esas tutulan noktalar ve onların ümmetleriyle olan muameleleri hakkında yalnız zaman ve mekanın tesiriyle bazı hususat müstesna olmak şartıyla yapılacak tam bir teftiş ve kontrol neticesinde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da daha ekmel, daha yükseği bulunmakta olduğu tahakkuk eder diyor. Şimdi 124 bin peygamber var. 124 bin peygamberin peygamberliğine esas tutulan noktalar, haller, mucizeler var ya abi. Yapılacak tam bir teftiş ve kontrol neticesinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da daha ekmeli, daha kemali varmış yani. Yani mesela Musa Aleyhisselam'ı kabul ediyorlar ya. Niye kabul ediyorlar? Mucizelerini gösteriyor. Böyle mucize göstermiş. İsa Aleyhisselam'ı peygamber olarak hani Hristiyanlar kabul ediyorlar. Niye? Böyle özelliklerini sayıyorlar. Şimdi 124 bin peygamberin nübüvvetine medar tutulan ne kadar esas ve noktalar varsa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetiyle kıyas ettiğimiz zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da daha ekmel, daha yüksek, yani daha kemali ve daha yükseği bulunmakta olduğu tahakkuk eder. Misal, Hüseyin Hazretleri örnek veriyor 19. mektupta. Mesela Musa Aleyhisselam asasını vurmuş, taştan su çıkarmış değil mi? Abi, kaç tane su akmış? 12 yerden su akmış değil mi? Böyle bir mucize göstermiş yani. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam değil mi? Parmaklarından 10 musluklu çeşme gibi su akmış abi. Yani Üstad Hazretleri adiyat, sıradan olaylar içerisinde taştan su akması mümkündür diyor. Ama parmaklardan su akması mümkün değildir diyor. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın o mucizeye bakarak peygamber kabul eden, nübüvvetini tasdik eden, evet, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini de, değil mi, peygamberliğini de kabul edip tasdik etmesi gerekir diyor. Daha ekmeli, daha yükseği onda bulunuyor. Süleyman Aleyhisselam mesela Belkıs'ın tahtı Filistin'le Yemen arasında kaç bin kilometre var? 2000. Demiş ki birisi sen yerinden oturup kalkıncaya kadar ben o tahtı getiririm derken birisi de demiş ki gözünü kırpana kadar ben getiririm demiş. Değil mi? 2000 kilometrede Süleyman Aleyhisselam madde, ses, renk, koku noktasında mucize gösterdi. Biz mesafe olarak anlayalım. Yani mesafe noktasında Süleyman Aleyhisselam bir mucize göstermiş abi. Nübüvvetine medar olmuş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Miraç yolculuğunda kilometresi olmayan bir mesafede gidip gelmiş. Abi. Bir anda dönüp gelmiş yani. Şimdi böyle yapılacak tam bir teftiş ve kontrol neticesinde 124 bin peygamberin peygamberliklerine esas tutulan ne kadar mucizeler var, ne kadar noktalar var? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da daha ekmeli, daha yükseği varmış yani. Binaenaleyh, nübüvvet mertebesine nail olanların heyeti mecmuası. Yani 124 tane peygamberin tamamı. Hem mucizeleriyle, hem sair ahvalleriyle, hem lisan-ı halleriyle, hem lisan-ı kalleriyle Nevi Beşer'in sinni kemale geldiğinde Üstadul Beşer ünvanını taşıyan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sıdkı nübüvvetine ilan-ı şehadet etmişlerdir. Yani 124 bin tane peygamber, evet, peygamberliklerinde ne kadar haller, vasıflar var, evet, ve lisan-ı halleriyle ve lisan-ı kalleriyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, evet,
nübüvvetine ilanı şehadet etmişler. Yani bütün peygamberler ümmetlerine Allah'ı anlattıkları gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da anlatmışlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sıdkı nübüvvetine ilanı şehadet etmişler. Kim? Evet. Nübüvvet mertebesine nail olanların heyeti mecmuası. Yani 124 bin peygamber ümmetlerine Allah'ı anlattıkları gibi Hamid abi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da anlatmışlar. Demişler ki böyle bir zat var. O gelene kadar biz peygamberlik vazifesine vekalet ediyoruz diye ümmetlerine anlatmışlar yani. Hatta rivayet kitaplarında bu tarz şeyler anlatılıyor. İbrahim Aleyhisselam zamanında İbrahim Aleyhisselam bir yere giderken bir kadın ağlıyormuş çok. Böyle. İbrahim Aleyhisselam demiş ki ya filanı kadın niye bu kadar ağlıyorsun? Demiş ki çocuğum genç yaşta vefat etti. Kaç yaşında vefat etti demiş. 250 yaşında vefat etti demiş. Demiş ya bak senin çocuğun 250 sene yaşamış. Çok yaşamış. Bu kainatı Allah onun yüzü suyu hürmetine yarattığı peygamber 63 sene gibi kısacık bir hayatı dünyaya yaşayacak demiş yani. Kadın şaşırmış demiş ki o şaşkınlıkla. O zaman demiş o devirde gelen insanlar başlarını sokmak için bir ev yapmazlar demiş kendilerine yani. Eskiden 500 sene yaşayan ümmetler olmuş. 800 yaşayan olmuş, 1000 sene yaşayan olmuş değil mi abi? Böyle ümmetler olmuş yani. O zaman da gelen peygamberler ümmetlerine evet, Allah'ı anlattıkları gibi peygamberimizi de anlatmışlar. Nazara vermişler böyle bir zat gelecek diye yani. Çünkü iman esasları, 6 iman esası değişmez. Bütün şeriatlarda, dinlerde vardır. İzahat noktasında bazen tafsil etmişler, bazen icmal etmişler. Bazen çok izahat yapmamışlar. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün iman hakikatlerini, değil mi? Bütün İslamiyet hakikatlerini böyle teferruatıyla izah etmiş yani. Ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bütün mucizeleriyle nurlu bir bürhan olarak saniyin vücut ve vahdetini aleme ilan etmiştir. İkinci mesele. O zatın Aleyhisselatü Vesselam evvel ve ahir bütün ahval ve harekatı nazara dikkatten geçirilirse, her bir hareketi, her bir hali harikulade değilse de onun sıdkına delalet eder. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün halleri, evet, bütün tavırları, bütün harekatı nazara dikkatten geçirilirse de, evet, her bir hareketi, evet, harikulade değilse de onun sıdkına delalet eder. Bu işaret-i ricazda geçiyor. Üstad Hazretleri mektubatta yani Risale'de şöyle bir ifadesi var. Peygamber Efendimiz'in her bir hali, evet, her bir hareketi, evet, mucize değilse de onun nübüvvetine delil olur diyor abi. Yani mucize değil ama nübüvvetine delil oluyormuş. Nasıl yani Peygamberimizin bir hali olsun ki mucize olmasın ama nübüvvetine delil olsun. Ez cümle bir tane misal veriyor. Bunu şimdi dikkatle dinleyelim abi. Gar meselesinde yani mağara meselesinde Ebu Bekir'i Sıddık ile beraber halas ve kurtuluş ümidi tamamıyla kesildiği bir anda La tehaf innallaha meana korkma Allah bizimle beraberdir diye Ebu Bekir'i Sıddık'a verdiği teselli tavk-ı beşerin fevkinde. Şimdi peygamberimizin bir halini örnek veriyor. Diyor ki mucize değil ama nübüvvetine, risaletine delilmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Müşrikler de onları takip ediyorlar. Ebu Bekir'i Sıddık'la bir mağarada tahassün ediyorlar, sığınıyorlar. Düşmanlar da abi mağaranın kapısına kadar gelmiş Hamit abi. İçeridekiler dışarıdakilerin seslerini duyuyorlar. Abi ayaklarını görüyorlarmış yani. Ebu Bekir Sıddık telaş etmiş. Bülent abi. Peygamberimiz demiş ki korkma Allah bizimle beraberdir. Şimdi diyor ki Hüseyin Hazretleri Peygamberimizin korkma Allah bizimle beraberdir demesi
Ebu Bekir'e Sıddık'a verdiği teselli tavkı beşerin fevkinde. Yani korkma, Allah bizimle beraberdir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka bir insan söylese yanındakinin söylemesi gerekiyor. Niye? Çünkü Ebu Bekir Sıddık'ın imanı terazinin bir kefesine konsa, ümmetin imanı terazinin bir kefesine konsa kiminki ağır gelir? Eğer korkma Allah bizimle beraber dese yanındaki diyecek. Orada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanı ağır geliyor abi. Eğer orada o sözü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dışında söylese yanındaki söyleyecek. Tavkı beşerin fevkinde. Hiçbir insan o vaziyette o cümleyi söyleyemezmiş abi. Tavkı beşerin fevkinde. Evet. Bir rivayete göre abi eskiden şeytan insan suretinde gelirmiş Hamit abi. Gelirmiş. Hatta üstadımız 19. mektupta misal veriyor yani. Müşriklerin toplandığı bir mecliste insan olarak gelmiş. Peygamberimizin 200 tane eli kılıçlı insan tarafından böyle saldırılmasını onaylatmış o gruba yani. Şeytan, insan suretine giren şeytanın telkiniyle diyor Üstad Hazretleri. Rivayete göre şeytan, İbrahim abi, oradaki o mağaranın kapısındaki 8-10 kişinin yanına kadar gelmiş. Übeyr İbni Halef var ve diğerleri arkadaşları. Şeytan demiş ki içeri girin, mağaranın içindeler demiş. Abi. Onu diyen şeytanmış yani. Übeyr İbni Halef demiş ya görmüyor musun bu örümcek ve bu güvercin Muhammed doğmadan abi yapılmış ve burada yuva yapmış demiş yani. Şeytan diyor ki girin diyor içeride. Adamlar girmemiş. Şeytan orada demiş ki ömrümde bir kere doğru söyledim. Orada kimse inandıramıyor. Eskiden geliyormuş insan suretine. Peygamberimiz dua etmiş abi. Cenab-ı Hak yasak koymuş ona yani. Yasaklamış, daha gelemiyormuş yani. Eskiden Azrail Aleyhisselam da açıktan gelirmiş. Mesela Azrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki Hamit Kılınç. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hazırlan gidiyoruz. Sen de dünyanın mahiyetini biliyorsun, hayatı biliyorsun. Tamam hadi gidelim diyorsun, gidiyorsun. Çünkü biliyorsun ki ben buraya kısa bir hayatı dünyeviye geldim. Ama daha sonra insanlar dünyaya dalınca, değil mi? Olay ve hadisata hırs yapınca, bu sefer Azrail Aleyhisselam gelince şikayet ediyorlar. Niye geldin diyor. Adamın çocuğu yeni doğmuş. Şimdi Azrail gelse ne diyecek? Çocuğu alsa veya kendisini alsa veya 30 gün çalışmış tam maaşını alacak. Değil mi? Veya da bir iş yapacak tam o kadar uğraşmış. Azrail Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki senin ibadın benden küsecekler demiş yani. Cenab-ı Hakk'a demiş ki seninle ibadımın arasında neyi bırakacağım? Hastalıkları, musibetleri perde edeceğim demiş. Şimdi adam mesela ölüyor. Diyor ki kalbi sıkıştı. Halbuki Azrail Aleyhisselam buradaydı yani. O yaptı. O vefat ruhu aldı yani. Veya araba çarptı. Değil mi? Veyahut da işte tüp patladı. Bir şey söylüyoruz yani. Biz sebebe takılıyoruz yani. Allah sebebi koymuş yani. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın İbrahim abi bakın mucize değil o sözü söylemesi ama nübüvvetine delilmiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Bekir'e Sıddık'a verdiği o teselli söylemiş olduğu o cümle hem tavkı beşerin fevkinde bir ciddiyetle bir metanetle bir şecaatle hem hafsız korkmaması evet tereddütsüz gösterdiği vaziyet elbette sıdkının ve noktayı istinadı olan halkına itimadının güneş gibi bir bürhanıdır diyor. Yani nasıl ışıklar varsa lamba var dışarıda ışıklar varsa güneşi gösteriyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o cümleyi söylemesi elbette sıdkının ve noktayı istinadı olan halkına itimadının güneş gibi bir bürhanıymış yani. Yani onun o cümleyi orada söylemesi evet Allah'ı gösteriyormuş. Allah'ın elçisi ve Resulü olduğunun deliliymiş yani İbrahim abi. Şimdi Üsa Hazretleri eski Said eserlerinde Peygamberimizin şahsiyet manevisini nazara verirken şöyle bir cümle söylüyor. Ahlak-ı hasene çendan birbirine mübayin değil fakat derece-i kemalde
Mübayindir, derece-i kemalde müzaheme olmaz diyor. Ne demek? Yani bir insan müsbet veya menfi bütün ahlakları kendinde gösteremez azamiyet derecede. Birbirine zıttır yani. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da hepsi derece-i kemalde olmuş. En yüksekte olmuş. Yani bir insan hem çok cömert olacak hem de aynı oranda iktisatlı olabilir mi? Olamaz yani. Cimri olmayacak. Evet, mesela bir insan çok cömert olsun, aynı o insan cimri olabilir mi? Olamaz. Değil mi? Hem cömert hem cimri. Uymuyor yani. Bir insan mesela çok cesaretli. Aynı o insan ihtiyatlı olabilir mi? Olamaz yani. Cesaret ön plandaysa ihtiyat biraz geri planda kalıyor. Cömertlik ön plandaysa iktisat biraz geri kalıyor. İbrahim abi. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da müsbet veya menfi bütün ahlaklar en kemalde gözükmüş. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaşta mesela ganimet mallarından kendi payına düşen beşte bir var. Bakmış ki bir tane müşrik Peygamberimizin payına düşen develere bakıyor böyle dikkatli. Bir rivayete göre sahra dolusu koyulmuş yani. Peygamberimiz o müşriğin o koyunlara baktığını görünce demiş ki ister misin senin olsun? Adam şaka yapıyor sanmış. İsterim demiş. Al demiş hepsi senin olsun. Adam Müslüman olmuş. Böyle cömert ancak peygamber olur demiş yani. Aynı peygamberimiz bir at alışverişi için 40 para pazarlık yapmış. Abi 40 para için bir at alışverişinde. Yani orada yapılması gereken hareket cömertlik. Orada yapılması gereken hareket ne abi? Pazarlık yani. Şimdi aynı peygamberimiz mesela 19. mektupta anlatıyor bunu. Medine'de bir şaiye işitilmiş. Düşman geliyor gelmiyor. Şu dağın arkasında acayip bir düşman var. Böyle aralarında konuşurken oradaki Medine'deki insanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam atına atlamış abi. Bakıyorlar ki uzaktan bir atlı geliyor toz bulutu. Yaklaştıkça bakıyor ki peygamberimizmiş yani. Duyar duymaz. Hemen gitmiş kontrol etmiş. Ben gittim kontrol ettim. O dağın arkasına baktım. Böyle bir şey yok. Cesaret. Aynı peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken ihtiyatı tercih etmiş. Orada yapılması gereken hareket. Cesaret. Orada yapılması gereken hareket ihtiyat abi. Mesela birisi bu ders makamında şu soruyu sordu birisi. Dedi ki Hazreti Ömer açıktan gitmiş dedi. Hazreti Ömer giderken Mekke'den Medine'ye demiş ki böyle ya Kureyş Hattab'ın oğlu Ömer gidiyor demiş Medine'ye. İşte demiş ki karısını dul çocuklarını yetim bırakmak isteyen çıksın karşıma demiş ben gidiyorum. Açıktan gitmiş. Şimdi sordu. Peki Hazreti Ömer peygamberimizden daha mı cesur öyle gitti? Şimdi burada abi hikmet var. Yani eğer Hazreti Ömer vefat etse, değil mi? Din bak devam ediyor. Vefat etmiş, devam etmiş. Ama o aşamada peygamber devam etse, değil mi? Tebligat devam etmeyecek. Din tamam olmamış. Nübüvvet devam etmeyecek yani. O yüzden orada yapılması gereken hareket cesaret değildir abi. İhtiyattır hareketin kemali yani. İbrahim abi. Cesaret değildir yani. Zaten peygamberimiz nasıl bütün peygamberlerin nübüvvetlerine medar halleri cem etmiş ya abi. Ümmeti Muhammed'de de ne kadar güzel haller var abi. Hepsini kendinde cem etmiş. Ben bir aynayım. Herkes o aynada kendisini görür demiş yani. Mesela Ebu Bekir'e Sıddık gelmiş. Demiş ki ya Resulallah siman nasıl parlıyor Bedir gibi. Dişlerin ne güzel. Tebessümün ne sade değil mi? Böyle övgüler peygamberimize yapıyor. Ebu Cehil gelmiş. Sen şöylesin, sen böylesin, şusun, busun. İkisine de doğru söylüyorsun demiş yani peygamberimiz. Sahabe efendimiz merak etmiş. Yani ya Resulallah birisi böyle övdü seni. Birisi de seni yerdi. İkisine de doğru söylüyorsun dedim. Demiş ki ben bir aynayım. Herkes bu aynada kendisini görüyor demiş. İbrahim abi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam müsbet veya menfi. Ne kadar ahlak var? Evet. Onların hepsini Hamid abi kendisinde cem etmiş.
İsmi Azam noktasında göstermiş yani. İşte Hüseyin Hazretleri burada o zatın aleyhissalatü vesselam evvel ve ahir, yani nübüvvetinden önce ve nübüvvetinden sonra bütün hareketlerini, bütün tavırlarını, bütün konuşmalarını, bütün efendim hallerini artık ahvalini böyle incelesek, nazara dikkatten geçirirse mucize olmayanlar da risaletine ve nübüvvetine delildir diyor yani. Şurayı okuyayım, bitiriyorum. Kezalik saadet-i dâreyn için tesis ettiği esaslarda isabet etmiş olduğu ve izhar ettiği kavaidin hakikatle muttasıl, hakikatle muttasıl ve hakkaniyetle yapışık olduğu bütün alemce mazharı kabul ve tasdik olmuş ve olmaktadır. Yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ümmi bize öyle bir emir ve yasaklar, kanunlar getirmiş ki evet, getirmiş olduğu o kanunlar evet hakikatle muttasıl ve hakkaniyetle yapışık olduğu bütün alemce. Yani ne kadar ecnebi filozoflar var, ne kadar ehli iman alimler var, onun getirmiş olduğu her şeyi inceden inceye tetkik etmişler değil mi? Bütün alemce diyor. Getirmiş olduğu emir ve yasakların hakikat olduğunu, hakikatle muttasıl ve hakkaniyetle yapışık olduğunu söylemişler yani. Hani bir deyim gibi bir cümle var ya, kemalat odur ki düşmanın dahi seni tasdik etsin yani. Değil mi? Peygamberimiz de böyle olduğu gibi ümmetindeki insanlara da böyle olmuş değil mi? Mesela ecnebiler, kafirler demişler ki biz Abdülkadir Geylani'yi değil mi? Yani biz İslamiyet'i kabul etmiyoruz ama Abdülkadir Geylani'yi de inkar edemiyoruz demişler yani. Böyle evet. Yani adam kabul etmesi dahi tasdik etmiş yani. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da getirmiş olduğu emir ve yasakları abi bütün alem filozoflar, ecnebi kabul etmişler. Bu işaret-i icazın sonunda değil mi? Ecnebi filozofların beyanatı var. Mesela Alman Prens Bismarck değil mi? Keşke demiş ki ben Almanya'ya kral olmasaydım da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ümmeti olsaydım, sahabesi olsaydım demiş yani. Hepsi böyle ecnebi filozoflar öyle beyanat vermişler yani İbrahim abi. Şimdi toparlarsak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti maneviyesine nazara vermeye çalıştık ve nübüvvet hakikatine nazara vermeye çalıştık. Nübüvvet ikiymiş. Nübüvvet-i mutlaka bütün mahlukatta bir rehber önder var. Bir de nübüvvet-i Muhammediye var. Peygamberimizin peygamberliklerine medar olan haller yani İbrahim abi. Nübüvvet ikiye ayrılıyormuş. Bunun izahatı yapılmış burada. Cüskül mukayesesi yaptı. Ne kadar istifade etsek, anladıysak bereket versin abi. Allah razı olsun. El Fatiha.